19. mektup, 19. nükteli işarette geçen, elbette o zat, mevcudattaki kemalatın ve ahlak-ı aliyenin misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır. Öyleyse zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir noktayı istinattır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Vecizesini açıklayabilir misiniz? Evet. Sünnet-i Seniyye Risalesi'ne yani 11. lemaya baktığımız vakit üstadımız orada bir hadis-i şerifi üstadımız naklediyor. Edde beni Rabbi fe ahsene te'edibi. Rabbim bana edebi en güzel surette verdi, edeplendirdi. Ve orada bahsin devamında yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, sünnetini terk eden zahiren onu terk etmiş oluyor. Ben ona tabi değilim diyor zahiren görünüşte. Hakikatta edebi terk etmiş oluyor. Ne kadar yakınlaşsak edepli insan olma profiline yaklaşmış oluyoruz. Ne kadar uzaklaşsak edepli insan profilinden aslında uzaklaşmış oluyor. Bu cümleyle irtibatlı. Şimdi baktığımız vakit bütün kainatta ne kadar güzellik varsa huy namına, ahlak namına, yani insanlarda, meleklerde, cinlerde. Bütün hepsine baktığımız vakit bir beşer ne kadarını yansıtabiliyor? İşte onların hepsini Allah nasip etmiş. Kadınlara nasıl davranılır? Kızına nasıl davranırsın? Eşine nasıl davranırsın? Mesela. Çocuklarına nasıl davranırsın? Komşuna nasıl davranırsın? Mesela. Dava arkadaşlarına nasıl davranırsın? Hata yapan bir insana nasıl davranırsın? Mesela. Ondan sonra güzellik yapan bir insana nasıl davranırsın? Mesela. Bütün bunların hepsi. Nasıl adil olursun? Nasıl hikmetli iş yaparsın? Bütün bunlara insanlık muhtaç. Yani biz Şirazeden bazen ne yapıyoruz? Kayıyoruz. Değil mi? Doğru yoldan kayabiliyoruz. İşte bazen yanlış yapacağımız vakit şu bizim için ölçü olsa çok güzel. Şu anda benim yanımda, benim yerimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsaydı ve bu durumla bizzat kendisi muhatap olsaydı acaba nasıl davranırdı? Bak bunu insan aklına getirsin, hataların %90'ı biter. %90'ı ya. Bir insan bana bir yanlışta bulundu. Önce affedeceksin, sonra yanlışını da güzel bir şekilde şefkatle söyleyeceksin. Mesela. Sana birisi diye mesela maddi olarak bir zarar verdi. Bütün dünya mesela, bütün dünya malı bir nizâ değmiyor ki mesela. Efendimiz Aleyhisselam bunu bize göstermiş değil mi? Ha, şimdi mesela bütün bu manadaki güzelliklerin, ahlakın, ondan sonra faziletin adeta en müzeci ve özeti hükmünde önümüzde bir model var. Efendimiz Aleyhisselam. Elbette o zat. Mevcudattaki kemalatın, mükemmelliğin, güzelliğin ve ahlak-ı âliyenin, yüksek ahlakın misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır. Hem misali odur. Baktığın vakit örnek o. Hem mümessil onu temsil ediyor. Hem timsal ve üstad. Yol gösteriyor yani. Öyleyse zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise hakkaniyetine. Çünkü onun her bir güzel ahlakı hak olduğuna delil. Mesela Müseylime-i Kezzep var mesela. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam. Şimdi yalancı bir adama tabi olmaz kimse. Belli bir zaman sonra zaten sönüp gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 senedir, 1400 küsur senedir kemalatının devam etmesi, hala insanların ona inanması, onu bir ağaç olarak kabul ettiğimiz vakit hala canlı hayatlar meyveler vermesi. Neye işaret? Demek ki o ağacın kendisi hayatlardır. Sağlamdır yani. Yalancı olan bütün şeyler, çalışmalar, bütün şahıslar belli bir zaman sonra ne yapıyor? Sönüyor. Zamanında çok parlak bile olsa. Değil mi? Bir gün bir şeyimiz oldu, konuşmalarımız oldu bazı misyonerlerle. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını bu manada anlattılar. Dedim ki arkadaşlar, ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Siz de bana bunun cevabını verin. Bir çekirdek gördük. Bu limon çekirdeği olsun. Ama mandalina da benziyor malum. Evet. İşi bilmeyen bir insana bunu limon iken mandalina diye yutturabilir birileri. Doğru mu? Doğru. Peki. Bu çekirdeği toprak altına atsak. Sonra da ağaç olsa. Ve her taraftan limon meyveleri çıksa. Ve bunları da yesek.
Birisi dese ki bu mandayın adıdır. Kimse inanır mı? Hayır. Bütün o meyveler onu yalanlar çünkü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer zamanda çıksaydı, daha çekirdek halindeyken, meyve vermeden vefat etmiş olsaydı, birileri deseydi, haşa bu zat yanlıştır, onunsa yalan söylüyor, belki de kimse ağız açamazdı, cevap veremezdi o gibi insanlara. Niye? Meyvesi yok çünkü. Ama 1400 senedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o çekirdeği, o mahiyet çekirdeği, adeta toprak altına girmiş, koca bir ağaç olmuş. İlk meyveleri 124 bin sahabi ki her birisinin ayrı bir güzel fazileti var. Tarih burada ortada. Ondan sonra işte İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi müştehitler var. Ondan sonra şu kadar mükemmel melikler var. Padişahlar, sultanlar var. Adil. İnsanlara yol gösteren mürşitler var. Hikmetli, şefkatli, alim. İlmiyle muazzam eserler ortaya koymuş insanlar var. Ve bütün bunlar hepsi ittifak ediyorlar ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru bir insandı. Siz buna karşı ne diyeceksiniz? Sustular. Doğruya karşı kimse bir şey diyemez ki. Bak şimdi üstadımız bu misali Mesnevi Nuriye'de bize öğretiyor. Oldu mu? Müştebih çekirdekleri gösteren semereleridir. Semere var mı? Evet. O zaman o çekirdekleri sen karıştırmazsın. Meyve yoksa elbette karıştırmak, özellikle de işi bilmeyen insanlara karşı bunları yanlış bir şekilde anlatmak mümkün. Ama meyveleri varsa kimse bunu yapamaz. Hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir noktayı istinattır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Kimse bu hakikati sarsamaz yani.